Gaziantep'te 13 Ocak 2018 tarihinde 16 yıllık eşi, 4 çocuk annesi Neslihan Kaya'yı öldüren şizofren hastası İlhan Kaya hakkında sanık İlhan Kaya'nın tutuklu bulunduğu Adana E-tipi kapalı cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemiyle katıldığı duruşmada Neslihan Kaya'nın avukatı Oğuz Hacıoğlu'yla sanık avukatı Rıza Erkuş hazır bulundu. Duruşmayı Kaya'nın yakınları da takip etti. Duruşmada Adli Tıp Kurumu'nun sanık İlhan Kaya'nın ceza ehliyeti olduğu yönündeki rapor tartışmaya neden oldu. Duruşma, mahkeme başkanının bir önceki duruşmada verilen kararların yerine getirilip getirilmediğine dair bilgi vermesiyle başladı. İddia makamı heyetten eksik hususların giderilmesini talep etti. Neslihan Kaya'nın avukatı Oğuz Hocaoğlu ise bir önceki duruşmadaki beyanlarını tekrarlayarak eksik hususların giderilmesi için süre talep etti. Hocaoğlu'nun ardından söz alan sanık avukatı Rıza Erkuş da Adli Tıp Kurumu'nun müvekkili hakkında cezai ehliyeti olduğuna dair gönderdiği rapora itiraz etti. Adli Tıp Kurumu'nun bir önceki celselerde gönderdiği raporu yeniden gönderdiğini savunan Erkuş, "Adli Tıp Kurumu yeni bir rapor hazırlamamış, tekrardan önceki duruşmalarda gönderdiği raporu göndermiş. Halbuki biz sanığın ceza ehliyetinin olup olmadığının tespit edilmesini istemiştik. Yeni gelen rapor sanığın ceza ehliyetinin olduğunu söylüyor. Fakat daha önce de Adli Tıp Kurumu müvekkilimin akıl sağlığının yerinde olmadığını, ceza ehliyetinin olmadığı yönünde bir rapor hazırlamıştı. Biz aradaki çelişkinin giderilmesini istiyoruz," dedi. Mahkeme heyeti ise bir önceki duruşmada Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen sanığın ceza ehliyetinin olup olmadığı yönündeki raporun akıbetinin sorulmasına, eksik hususların giderilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.